Merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta önemli bir konuğum var. Motor ustası ve bir bayan arasında gelip giden aşk hikayesi. Aynı zamanda da Nuri Demirağ, Vecihi Hurkuş gibi geçmişe yönelik havacılığın sicili bozuk tarihini günümüze taşıyan bir filmin ama heyecanlandıran tarafıyla oyunculuk başarısını gösteren Yetkin Bey'i ağırlıyoruz. Yetkin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi ben orada bir bayan var. Bir tarafta da motor ustası. Siz varsınız filmdeki karakterde. Bu ikisi arasında gelip giden aşk hikayesinde havacılığa nasıl yükseldiniz? Çok güzel bir soru. Hiç böylesi gelmemişti başıma. Zaten bu sizin bayan olarak adlandırdığınız bu kavram evet. Hayatımızın başat kavramlarından biridir. Erkekler için biz de burada zaten erkek, orada da başarıyı engelliyor galiba. Artık bilmiyorum engelliyor mu yoksa destek mi oluyor ya da hayat boyu engel olarak gördüğümüz şeyler bize bir mücadele alanı yaratır da asıl başarıyı onlar sayesinde mi yakalarız? Bunlar hep sorulan ve yanıtı aranan sorulardır. Burada da Doğan Usta, motor ustası, otosanayide çalışan ve eşi Emine arasında bir tutkuyu paylaşmak paylaşamamak üzerinden bir hikaye başlıyor. Doğan Usta küçüklüğünde babası hava ikmalde çalışırken yanına gidip gelerek o büyük büyük uçakları, o devasa evet, teknolojiyi işte. Görerek havacılık sevdasına tutulmuş. Belki de okuyup pilot olmak isteyen, uçmak isteyen yapayım bir çocuk kaldınız. Ama babasını erken yaşta kaybettiği için okuyamıyor, alınıyor. Bu Anadolu'da ya da İstanbul'da bile bilir misin genelde bu hikayeler hep böyle yani. Evet. Diğer o Vecihi Hurkuş'ta Nuri Demirağ'da da böyle hikayeler. Evet. Otosanayiye veriliyor. Çırak evet. olarak kalfa oluyor, usta oluyor, işinin ustası oluyor. Çok iyi bir motor ustası oluyor. Ama tutkusunu unutuyor mu? Unutuyor. Onun cevabı şurada. Tutku unutulmaz olduğu için tutkudur zaten. Kendi tutkusunun peşinden gitmeye devam ediyor. Ve bunun için de bedeller ödemeye başlıyor. Böyle bir girizgah yapalım isterseniz. Özellikle bu biz bir havacılık programı olarak da özellikle bir motor ustasının işte bu tutkusu ve iki aşk arasında kalması diyelim. Beyin yerindeyse işte. Evet iki aynen aşk öyle oluyor kalması. Çünkü. Sizi nasıl etkiledi peki buradaki filmdeki böyle bir karakter sizin havacılığınıza bakışta bir değişim rüzgarı esledi mi? Evet. Şimdi oyuncu tabii başına gelen her türlü senaryoyla ve çıkarmaya çalıştığı her türlü rolle başka bir süreç yaşamaya başlıyor. Sanki hayatını kesiyor. O süreçte canlandırmaya çalıştığı karakter için yaşamaya başlıyor. 2,5 ay Eskişehir'de Doğan Usta karakterini canlandırmaya çalıştım. Bu bir bakıma Doğan Usta gibi olmaya çalışmak, Doğan Usta'yı anlamaya çalışmak, Doğan Ustaları ya da gibi olanları anlamaya çalışmaktır. En çok ihtiyaç duyduğumuz şeydir zaten. Ülkede de dünyada da barış için en gerekli şeydir. Anlamaya çalışmak. Biz hep anlatmaya çalışırız hayatı. Evet. Anlamaya çalışmayız ama. Empati sözcüğünden anladığımız şeydir. Benim yerimde olsan ne yapardın? Halbuki empatinin gerçek değeri onun yerinde olsaydım ne yapardım sorusunu sorabilmektir. İşte Doğan Usta ne yazık ki hep başkalarının kendi yerinde olmasını isteyen, tutkusunun anlaşılmasını isteyen, Anadolu'nun bağrından kopan bir Türk insanı. Bunun hikayesi özelinde insan bir tutkunun peşinden giderken bedel öder mi? Tutku paylaşılabilir mi? Tutkusundan vazgeçer mi? Tutku sevdaya dair midir? Dahil değil. Midir? Aslında belki de sevda tutkunun ta kendisi midir? İşte kadın ve erkek aralarında bu hikayeyi, bu çekişmeyi yaşamaktalar. Allah. Ama bir özelliği de benim hayatıma kattıklarından biri. Eskişehir'in sözünü etmişken bir kere hani Yılmaz Hoca'nın kurduğu ambiyansla müthiş bir şehir dizaynı var. Müthiş bir ambiyans var. Müthiş bir yaşam kültürü var. Ama zaten evveliyatında Eskişehir'in bir sivil havacılık kenti olduğunu biliyoruz. Doğru. Bir sanayi okulu tarafı biliyoruz. Da var. Evet. Bu anlamda da çok besleyiciydi. Eskişehir'de o sivil havacılıkta gördüğümüz desteğin benim havacılık anlayışımda ayrı bir yeri vardır. Çünkü ben şu ana kadar işi gereği ya da küçüklüğünden beri memur ailenin bir çocuğu olarak anne babayı görmek için seyahatler yapan biriyken artık mesleki olarak uçmaya başladım. Önce yurt içinde sonra turneler, film festivalleri, çeşitli etkinlikler kapsamında yurt dışına. Evet kendimi seyahat ederken buldum, yolculuk yaparken buldum ve oyunculuk da bir bakıma bir yolculuk. Bunun şimdi bu fiziki havada olma durumunun zaten ayaklarımı yerden kesen oyunculukla buluşması ve ayaklarımızı yerden kestiğimiz bir senaryoyla bir oyuncu olarak uçuyor olmak da ayrı bir keyif verdi bana. Ya oldukça zevk almışsınız öyle çok zevk aldım. Çünkü bir oyuncu aynı zamanda role hazırlanırken onun teknik donanımlarına ve tarihçesine dair de küçük küçük araştırmalar yapar. Biz de sizin sözünü ettiğiniz gibi Nuri Demirağlar, Vecihi Hurkuşlar, Türk Havacılık Tarihi, havacılığın nosyonu nedir konusunda bizim filmimizin içeriği ölçeğinde tabii ki ilgilendik konuyla ve şunu gördük. Gerçekten başka bir havası var o insanların. Ne oldu? Suat Kaptan, Suat Şimşek beni uçurduğunda bu nazik daveti kendi özel uçağını
biz birlikte gidip Ankara'dan getirdiğimizde kendi deyişiyle bir seyir seferi paylaştığımızda artık bambaşka bir gezegendeydim. Ya da Turgut Kaptan Eskişehir Sivil Havacılık'ta bize ilk tanıtım uçuşunu yaptırdığında, sonra mühürleyip bana ilk uçuş sertifikasını verdiğinde. Bunlar çok heyecanlı şeyler. Uçak sahibi olma gibi bir arzu da size uyandırdı mı bu film? Ben hayatın zaten geçici bir süre sahip olunan bir şey olduğunu düşündüğüm için hayatta sahip olacağım her şeyin de anlarla kısıtlı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla nesne olarak onlara sahip olmak değil de kendi anlarımla onları paylaşabilmek zaten sahip olma duygusunu veriyor bana. Sahip olma mutluluğunu veriyor. Evet, kendi uçağım olsun anlamında bir duygum yok. Ama bu duyguya sahip olduğum için ben o uçağa sahip sayıyorum kendimi. Bir de üstelik izleyenler gözünde artık bir havacı olacaksın. Havacı olacağım. Doğru yani, havacı olarak da. Daha büyük nasıl sahip olabilirim bilmiyorum. Çünkü bazen ne olduğunuzdan çok nasıl göründüğünüz önemlidir. Ben bu film boyunca böyle görüneceğim. Peki biz bu filmi izledikten sonra nasıl bir dersle sinema salonundan çıkmış olacağız? Ders çıkarabilir miyiz sorusunu sordum siz sorar sormaz. Elbette hepimiz dersler çıkarabiliriz. Ama sanıyorum sadece bir tek ders almak için gidilmez sinemaya. Biz de bir ders vermek için film yapmadık. Ama kendi dersimizi aldık. Seyirci de ders almak için gelmeyecek usta filmine ama kendi dersini alıp çıkacaktır mutlaka. Yani orada ikili bir tercih söz konusu ya. Neticede usta bu işi başarıyor mu? Şimdi usta işini en iyi yapan insan demek. Neyi iş ediniyorsanız onu başarmak demek. Bazen bir kadınla bir hayatı kurabilmeyi de iş edinebilir insan. Ustalığını orada da göstermelidir. Bizim ustamız da biraz bunun peşinde zaten. Kendi tutkusunu gerçekleştirirken tutkuyu sevdalısıyla ortak olarak paylaşabilmenin de peşinde. İşte bu sorular yumağı içerisinde bunu başarabilme hevesiyle hikayemiz devam ediyor. Bu filmi çekmeden önce seyahatleriniz oluyordu. Evet. Size en keyifli gelen seyahatiniz nedir? Ne tarz bir hava yolu seyahatinden hoşlanırsınız? Kısa mı, uzun mu, coğrafyası mı size farklı kılar? Doğru. Birçok değişik açıdan değişik lezzetler alınabilir. Bir kere nereye gittiğim ve orada kime kavuşacağım çok önemlidir. Çok sevdiğim birini görmeye götüren bir yolculuksa beni artık uçağın gövdesi, uçuş süresi, oradaki konfor hiç önemli değildir. Doğru. Ama tabii ki teknik olarak da böyle detaylar var. Uzun uçuşlarda genelde bizim medar iftarımız Türk Hava Yolları'nın uçuşlarında da mesleki olarak Japonya'ya 3 defa turneye gittiğimi hatırlıyorum. Amerika seyahatim oldu, Kuzey Amerika. Güney Amerika o sizinle sohbet öncesinde kısaca değindiğimiz dünyanın en yüksek başkentlerinden biri olan Bogota'ya seyahatimiz oldu. Bu uzun seyahatler Brezilya, Sao Paulo. Şu hissi yaratıyor insanda. Bir gezegende yaşıyoruz. Hep aman aman ayağımız yere bassın hissiyle yaşıyoruz. Ama çoğu kez benim o uçuşlarda hissettiğim sanki çok daha hafif, hatta ayağım yere basıyormuşçasına konforlu ve huzurlu hissettiğim oldu. Bu da çok güzel bir duyguydu. Bunun içerisinde detay vermek gerekirse, uzun yolculuklarda çok güzel yemek servisleri oluyor. Çok güzel yenilip içiliyor ve filmler izleniyor. Bu da ayrı bir keyifti. Peki terminaller nedir sizin için? Ne anlam ifade eder? İyi bir bekleme salonu mudur? Yoksa oralarda yine gidilen mekana veyahut da gittiğiniz insana kavuşmak için bir... Çok ilginç. Tabii giderken yani bir yere seyahat ederken hani bunu gidiş dönüş bir rota olarak algılarsak giderken yaşadığım heyecanın iki katını ve duygunun iki katını dönerken yaşıyorum. Çünkü giderken bir kavuşma heyecanıyla gidiyorsunuz bir yere. Bir hedefiniz var. Dönüşte kavuşmuşsunuz, süreci paylaşmışsınız ama ne yazık ki ayrılıyorsunuz. Dönüş terminalleri bana hüzünlü gelir bu anlamda. Teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim davetiniz için.